Sadece hiçbir delilin toplanmaması, kimsenin tutuklanmaması, hiç kimse hakkında soruşturma açılmamış olması bizim bu iddialarımızı kuvvetlendirmektedir. Ve biz bunun böyle olduğunu kesinlikle inanıyoruz. Dolayısıyla buradaki canlarımızı, buradaki ailemizi, buradaki sağduyulu bütün insanım diyen herkese teslim ediyoruz. Bu ülkede kardeşliğe, birlikte yaşama sevdasına inanan bütün dostların, canların buna karşı durması lazım. Bakın, felaket tellallığı yapmıyoruz. Bölgemize dönüp baktığınız zaman çok uzağa gitmeden Yugoslavya'nın ne hale geldiğini herkes görmek zorundadır. Hala hazırda, hala gündemde Suriye'nin şu anda ne halde olduğunu herkes görmek zorundadır. Burada toplumun siyasi emellerine feda etmeye çalışan iktidara asla müsaade etmeyeceğiz. Asla iktidarın bu siyasal oyunlarına gelmeyeceğiz. Bundan sonra da mücadelemiz, sevgili başkanın belirttiği gibi, yasal haklarımızı kullanma noktasında sonuna kadar götüreceğiz. Önümüzdeki günlerde Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu ve Alevi Vakıfları Federasyonu olarak dün yaptığımız ortak basın toplantısında almış olduğumuz bir karar vardı. Türkiye'de daha önce hiç gerçekleştirilmemiş olandı. Madımak olaylarıyla birlikte bu üç federasyon birlikte hareket etmeye başladı ve yarın dün bu birlikte hareket etme taçlandı. Artık bundan sonraki tüm eylemlilikler Alevi federasyonlarının ortak girişimiyle gerçekleştirilecek. Bunun ilk eylemliliği 17 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte bu yeni eğitim yasasına karşı, bu gerici yasaya karşı başlayacak ve onun da ötesinde 30 Eylül'de tekrar meclisin açılmasına bir gün kala çok büyük ve kitlesel Ankara'da bir miting yapılacak bu üç federasyon adına ve bu